Azerbaycan'ın en önemli bestekarlarından Üzeyir Hacıbeyli'nin Köroğlu Operası'nın Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Mersin premierini izlemek üzere Mersin'e gelen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faik Bagirov, Mersin Valisi Özdemir Çakacağı makamında ziyaret etti. Sahil valilik makamında gerçekleşen ziyarete beraberindeki heyetle gelen büyükelçi Bagirov valilik şeref defterini imzalamasının ardından makamda vali Çakacakla görüştü. Köroğlu operasının Mersin premieri vesilesiyle dördüncü kez Mersin'e geldiğini belirten Büyükelçi Bagirov, Mersin'e her geldiğimde daha da geliştiğini görüyorum. Mersin'deki bu gelişmeler bizleri çok memnun ediyor. Bu seferki ziyaretimizin esas amacı geçen yılın Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmayla Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin repertuarına alınan Azerbaycan'ın dahi bestekarı Üzeyir Hacıbeyli'nin Köroğlu Operası adlı eserinin premierine katılmaktır. İki ülke arasında her alanda var olan güzel kardeşlik ilişkilerinin örneği olarak bu güzel etkinliğe şahit olacağız. Gerçekten de bu tür etkinlikler gurur vericidir. İlerleyen zamanlarda da bu vesileyle Mersin'e sık sık ziyaretlerde bulunacağım dedi. Mersin Valisi Özdemir çakacaksa, ise Azerbaycan Büyükelçisi Bagirov'u Mersin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Mersin premierini yapacağı Köroğlu Operası'nı izlemek üzere Mersin'e gelen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faik Bagirov, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Bagirov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in selamlarını getirdiğini ifade etti. Son ziyaretinden bu yana Mersin'de büyük değişimler gözlemlediğini ve Mersin'in daha güzel bir çehreye kavuştuğunu belirten Bagirov, Başkan Kocamaz'a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin kadim dostu, kardeş ülke Azerbaycan'ın büyükelçisi Bagirov'u makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocamaz ise kendisinin de Azerbaycan'ı ziyaret etmekten büyük şeref duyacağını söyledi. Ziyaret sonunda Başkan Kocamaz, büyükelçi Bagirov'a Nusret Mayın gemisinin bir maketini ve şiir kitaplarını Bagirov'da Kocamaz'a üzerinde Leyla ile Mecnun figürü bulunan porselen bir tabak hediye etti. AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla birlikte Başbakan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'a Ankara'da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Elvan, Mersin'den gelen heyeti Başbakanlık Merkez Binadaki toplantı salonunda kabul etti. Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Elvan, 1 Kasım seçimlerinde elde edilen başarıdan dolayı teşkilat üyelerini kutladı. Elvan, Mersin'de başlayan projelerin hızla devam ettiğini dile getirdi. Elvan, bu projelerin takipçisi olduğunu ve aksamalara mahal vermeyeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Mersin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Lütfi Elvan, muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğini belirtti. İl Başkanı Taşpınar ise kendilerini ağırladığı için Başbakan Yardımcısı Elvan'a teşekkür ederek Mersinli hemşehrilerimize ne söz verdiysek tamamını kısa süre içerisinde Sayın Bakanımız ve Mersin Milletvekillerimizin özverileriyle hayata geçireceğiz. İnşallah 2019 yerel seçimlerinde de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Mersin'deki tüm belediyeleri kazanarak yapacağımız hizmetlerle Mersin'i kalkındıracak ve örnek bir şehir haline getireceğiz dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 Ocak tarihinde kuzey güney yönü trafiğe açılan Tulumba Kavşağı'nın mesai çıkışlarında trafiğe kapatılmasının yağmur yağmasıyla ilgisi olmadığını trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından trafik akışının daha rahat sağlanması için sürücülerin farklı güzergahlara yönlendirildiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Tulumba Kavşağı'nın yağmur nedeniyle trafiğe kapatıldığı yönündeki iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Tulumba Kavşağı'nın kuzey güney yönünün trafiğe açılmasının ardından bazı yayın organları ve sosyal medyada yağmur yağdı Tulumba Kavşağı trafiğe kapatıldı gibi haberler yer aldığına işaret edilen açıklamada Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Tulumba Kavşağı kuzey güney istikametini kullanacak olan sürücüleri trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu iş çıkış saatlerinde daha rahat bir trafik akışı sağlanabilmesi adına alternatif güzergahlara yönlendirmektedir. Kavşakta trafik ulaşım yoğun olmadığı saatlerde olağan seyrinde devam etmektedir. Yayın organlarında ve sosyal medyada bahsedildiği gibi önceki günkü yağmurdan kaynaklanan herhangi bir trafik aksaması olmamıştır denildi. Türkiye'nin narenciye deposu olan Mersin'de limon rekoltesi ve ihracatı düşmesine rağmen limon fiyatları yükseldi. Geçen yıl dalında 1 liraya satılan limon bu yıl %50 artış göstererek 1 lira 50 kuruştan alıcı buluyor. 2014 yılında Mersin'de 650 bin ton limon hasadı yapılırken, 2015 yılında bu rakam 500 bin tona düştü. Mersin'de bulunan Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, 2014 yılında Haziran-Aralık ayı döneminde en çok limon ihracatı 18 milyon 767 dolarla Rusya'ya gerçekleştirilirken, aynı ayın 2015 rakamları ise 11 milyon 150.801 dolara düştü. Rusya'nın kısıtlama getirmediği limonun parlak bir sezon yaşadığını belirten Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, düşen rekolteye rağmen artan limon fiyatları ve satışları üreticinin yüzünü güldürdü dedi. Şu anki limonun gidişatından fevkalade memnunuz. Fiyatlar tatmin edici. İnşallah gelecek dönemlerde de istikrarlı bir şekilde aynen devam eder. Türkiye'de narince üretimi aşağı yukarı 1 milyon ton civarında yaklaşık. Bu rakamlar çok net olarak olmasa da yaklaşık. Bunun %60'ını limon olarak Mersin üretiyor. Mersin'in ürettiği ürünler hem dinlenme dediğimiz hem yatak dediğimiz tarzda değerlendiriliyor hem de ihracat ürünü olarak değerlendiriliyor. Geniş bir kitleye hitap ediyor. iç piyasaya, dış piyasaya. Rekoltemiz geçen yıla göre düşük. Yani bugün geçen yıla göre Silifke'den Adana'ya kadar özellikle limonda çok ciddi anlamda bir rekolte kaybı var. Geçen yıl bizim bölgemizde özellikle bir kar yağışı olmuştu. Bu yağıştan dolayı ağaçlar meyve gözü bir hasar almıştı. Bir de tam meyve dönüşüm çiçek açma zamanı meyve dönüşüm zamanında hava çok istikrarsız seyretti. Bir gün güneşli bir gün bulutlu bir gün yağmurlu bir gün hava açık. Bunlar da narenciye de özellikle çiçekleme döneminde meyvenin gelişme dönemlerinde ciddi anlamda döküme sebep oldu. Dökümden dolayı havanın istikrarsızlığından dolayı da de özellikle limonda buyur rekültü bayağı düşük. Fiyatlar ne durumda şu an? Fiyatlar 1,5 TL civarı seyrediyor. Dalında. dalında. bu ülke fiyatlarda başından bu yana aşağı yukarı böyle. E, tabii ki zaten rekoltenin düşük olması fiyatları arttırdı. Fiyatlar artmasa elindeki üreticinin diyelim ki malı %30-40 eksik. E, şimdi bir de fiyatlar yükselmeseydi üreticinin hali çok sıkıntı olurdu. Limon üreticisi Mehmet Çopuroğlu ise rekoltenin düşük olmasına rağmen limon fiyatlarının yüksek olması bizi çok sevindirdi diye konuştu. Bu seneki rekoltemizin düşük olmasına rağmen limon fiyatlarımızın yüksek olması ve Rusya'nın buna ambargo koymaması bizi çok mutlu ve huzurlu etmiştir. limon gerçekten Ahmet Bey'in de söylediği gibi ilaç niyetine kullanılması gereken bir üründür.